Günaydın savcım. Savcım nasıl oldunuz? İyi. Bu bana saldıranlarla ilgili bir gelişme yok değil mi? Maalesef savcım. Siz hatırlamıyorsunuz değil mi sizi ateş edenin? Ben anlamadım ki ne olduğunu. Bir şey soracağım. Sen dün gece Akgün'ü gördüğüne eminsin değil mi? Gayet net gördüm savcım. Her şey hazır. Akgün'ün orada olması, isimsiz ihbar. Adamın Akgün'e çektiği tehdit videosu, Akgün'ün tabancası. Tutuklanması için her şey hazır. Öyle. Ama işte Akgün adam öldürecek çocuk değil. Başından büyük bir işe kalkıştı. Bir oyuna geldi. Ama işte ne oldu? Ferhat'ın ortakları, Cemal'le dayı dedikleri. Onları ayrı ayrı sorgu odasına aldım savcım. Tamam, iyi yapmışsın. İkisinin sorgusuna da ben gireceğim. Emredersiniz. Ya. Kendin uyumadın, beni de uyutmadın ya. Ne yapacağım lan ben? Ne yapacağım lan ben? Saklanacaksın. Saklanacağız. Kimse bilmiyor burayı. Kimse bulamaz bizi. Günler, haftalar, aylar boyu ben ruhumu saklanacağım Soner. Ne yapacağımıza karar verene kadar hareket etmeyeceğim. Ne kararından bahsediyorsun sen ya? Adamlar beni gördükleri yerde takacaklardı diyorum kelepçeyi ya. Takacaklar doğruca hapse. Soner, ben bile inanmam suçsuz olduğuma o delillerle. Anlatabildim mi? Adam yanımdaydı diyorum. Benim silahımla vuruldu diyorum ya. Düşüneceğiz bir şeyler. Hiç düşünme kardeşim. Ben sabaha kadar düşündüm. Hiç yorma kendini. Bunun tek bir çözümü var. Madem hapse gireceğim, hak ederek gireceğim. Hak ederek gireceğim o hapse. Bedelini ödeyecekler. Kızgınsın, anlıyorum. Ama bu heriflerin üzerine yürümen demek, hani ölmen demek. Umurumda mı lan? Benim umurumda mı? Oğlum sen Selçuk Taşkın'ın oğlusun diye hayattasın şu anda. Anladın mı? Yoksa o Ferhat'ın cesedinin yanında senin cesedin vardı. Çıkacağım karşılarına. Bedeli neyse ödeteceğim. Madem Halil Sadi'ye dokunamıyorum, maşaları çekecek cezayı. Anlatabiliyor muyum? İyi, git savcıya teslim ol o zaman. Kendini öldürtme. Silahın nerede? Versene şu silahı. Ne silahı? Silahı ver. Oynatma beni burada hadi. Silahını ver. Ne yapacaksın silahı? Oğlum silahın nerede? Ne yapacaksın? Allah aşkına şu silahı ver bana. Nerede? Söyle yerini. Burada mı? Burada mı? Arabada mı? Sonra ya silahın yerini söyle bana. Hakkın yok silah. Soner, silahın yerini söyle bana. Burada mı bıraktın, arabada mı lan? Nerede lan silah? Silah ver bana, silah nerede? Silah nerede? Silah nerede? Çabuk bana silah nerede olduğunu söyle. Silah nerede? Lan? Lan Soner! Lan Soner! Lan ne yaptığını farkında mısın sen? Ne yapıyorsun sen? Oğlum bak, pişman olursun. Bak aç şu kapıyı. Ulan sen hasta mısın? Kendini öldürtmene gönlüm el vermedi yakışıklı. Salim kafa düşün sen şimdi burada. Lan senin ağzını burnunu kıracağım lan senin. Lan boşuna bağırma. Lan ben bunları senin yanına bırakır mıyım? He? Ne yapıyorsun sen burada? Enişten de kaldım. Hiç haberimiz yok. Ben seni teknedesin zannediyorum. Niye söylemiyorsun ki? Söylüyorum işte. Yani ilk defa bu gece kaldım. Öyle bir vakit olmadı ki. Ya sen şöyle bir gelsene. Otur biraz konuşalım. Bak, sen bana kızgınsın, kırgınsın. Anlıyorum. Haklısın da. Ama ben hala senin baban. Yani ben geçmişte hatalar yaptım. Bunları değiştiremem, orada duruyorlar o hatalar. Ama ben böyle bir adamım. Neyse o. Beni
nasıl bir adam olduğumla değil, nasıl bir baba olduğumla yargıla. Hem illa yargılayacaksın. Canımsın sen benim. Bunu açmam lazım. Alo? Alo. Naz, ben Soner. Soner? Ya benim acilen Yağmur'la konuşmam lazım da nasıl yaparız onu? Yeğenin mi senin? Doğrudur. Akgün Gökalp Taşkın mekanınızı kurşunlamış. Neydi husumetiniz? Rahmetli kardeşimiz bir video çekmiş. Selçuk Taşkın'ın oğluna hakaret eden bir video. Aslında husumet o şekilde başlıyor. Gelip bizi mekanımızda tehdit etti. Kendisine biat etmemizi istedi. Sen daha önceden tanıyor musun bu çocuğu? İsmimi biliyorduk. Arkadaşın biat etmenizi istediğini söyledi. Öyle mi oldu? Cemal söylediyse öyle olmuştur. Bak, sen akrabanı kaybetmişsin. Acın büyük. Bağlantılı insanlarla siciliniz var. Bu Halil Sadi ile ilişkiniz nedir? Sevip saydığımız bir büyüğümüz. İş adamı sonuçta. İş adamı ha? Senin iplerin Halil Sadi mi tutuyor? Biz işinde gücünde devletine milletine bağlı. Hangi iş, hangi güç, ne iş yapıyorsunuz lan siz? Sayfa sayfa siciliniz var, hangi iş? Cezası yatıldı çıkıldı. Peki bu çocuk tenhalarda Ferhat'la neden buluştu? Ferhat çok gözü kara bir çocuktu. Gitme dedik ama dinletemedik. Ortağın mı ihbar etti? Bilmiyorum. Bilmiyorsun ha? Akgün Gökalp olay mahallinde. Olay mahallinin civarında Akgün Gökalp'in silahı, isimsiz bir ihbar. Gel sen bana bu işin doğrusunu anlat. Bak, yüzünden okunuyor, için yanıyor seninle. Belli ki seni de ezip geçmişler, bir dümen kurmuşlar üstüne. Söyleyeceğim, başka bir şey yok mu bununla ilgili? Yok. Ulan koca adam karşında ağladı ağlayacaksın. Belli ki bir şeyler eksik anlatıyorsun. Bu alemin raconu böyle. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giydik de çıktık. Ekleyecek bir şeyim yok. Çocuğu Akgün'le uğurluyorsun. Doğrudur. Neden bu kadar eminsin? Ferhat onunla buluşmaya gidiyor. Sonrasında haberi geliyor. Başka kim öldürecek Sayın Savcım? Peki ben niye inanmıyorum sana? Siz delillere inanın savcım. Hangi delil lan? Hangi delil? Ortada delil melil hangisi? Ne var delil diye ortada? İsimsiz ihbardan başka ne var elimizde? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Akgün Gökalp'in silahını olay yerine sen koymuş olabilir misin? Bak, varmış delilin savcım. Bak, senin hayatını karartırım. Bana doğru düzgün cevap ver. Bu arada geçmiş olsun savcım. Sen nereden ne biliyorsun lan benimle ilgili? Dellenme hemen savcım. Polisler aralarında konuşuyordu, oradan duydum. Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. İfadenin A'dan Z'ye hepsi yalan. İspatınız varsa devletin önünde bütün boynumuz kıldan ince sayın savcım. Kes lan. Savcım. Adli tıptan otopsi raporu. Ne diyor? ...1.75 boylarında yakın mesafeden sağ elle, sağ elle ateş edildi. Sağ elle.